Önce hocam bir mücadeleyi değerlendirsin. Şimdi bu maçtan önce iki haftadır gerçekten iyi galibiyet alıyorduk. Galibiyetlerimizde hiçbir tanesi şansa değildi. Ne Alanya maçı ne de Hatay maçı. İkisinde de çok çok iyi oynayarak kazandığımız bir maçtı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Galatasaray takımı gerçekten hem kaliteli bir takım ve bundan önceki Galatasaray gibi değil. Çok daha disiplinli bir takım gerçekten. O da zaten Avrupa kupalarında da gösterdiler aynı şeyi. Zor bir maç oynayacağımız belliydi. Aynısı oldu. Ama biz maçın başından sonuna kadar disiplini bozmamaya çalıştık. Bozmadık da. Ve iyi bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki üzüldüğüm şey de Müslera'nın sakatlanması. Yani gerçekten sakatlanmasına çok üzüldük. Ama dediğimiz gibi galibiyet için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalıştık. Yani kafamızı bir beraberliğe oynama gibi veyahut da başka bir düşüncemiz yoktu. Bizim için çok önemliydi ve de ihtiyacımız vardı iyi bir galibiyete. Tabii ki galip geldiğimiz için mutluyuz. Sadece o gol pozisyonunda Müslera'nın sakatlanmasından dolayı da gerçekten üzgünüm. Yani böyle olmasını istemezdik yani. Ama takımın mücadelesinden, oyuna asılmasından, hırsından, arzusu, istekliliğinden çok memnunum. İnşallah bunu da ilk yarının sonuna kadar, kalan maçlarımıza kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Hatta üstüne çıkmamız gerekiyor. Bugün yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de son paslarımız maalesef. Son paslarımızı iyi veremedik. Onları iyi değerlendirebilseydik belki maçı daha rahat bir şekilde kazanabilirdik yani. Hocam önce tabii ki gayet güzel bir futbol. Anladım. Net bir galibiyet. Defansta sol tarafta ve sağ tarafta istediğimiz futbolcular, sakat futbolcularımız olmamasına rağmen başarılı bir performans. Orta sahada Kerem'in performansı. Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii ki bir takım oturttuk biz. Öncelikle maçıyla, Hatay Spor maçıyla. Maalesef bu onda Freddy sakatlandı. Arkasından 3 gün önce de sakatlandı. Caner sakatlandı. Felix sakat, Uğur cezalı. Böyle bir sıkıntılarımız oldu. Tabii ki sürekli şekilde de sakatları söylüyoruz, sıkıntıları söylüyoruz ama artık onları mazeret olarak da görmüyoruz. Yani yapacak bir şey yok, oluyor. Önemli olan tabii ki bu Sivas Spor'da oynuyorsa iyi bir profesyonel oyuncudur. Onlar Süper Lig ayarında oyunculardır. İkisi de bence iyi oynadılar. Özellikle Ziya ikinci yarı çok iyi oynadı. Ahmet maçın başından sonuna kadar gerçekten iyi oynadı. Yani görevlerini çok iyi yaptılar. Zaten ortada oynayan arkadaşlarımız çok iyi. Hem iyi, çok iyi profesyoneller. Görevlerini ciddi şekilde, mükemmel şekilde yapıyorlar. Bugün hatalarımız da oldu. Ama oyun olarak gayet iyiydik. Kerem Atakan'a gelince de tabii ki ondan çok şey beklediğimiz bir oyuncuydu. Şu anda da yavaş yavaş üstüne koya koya gidiyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Daha eksiği var. Daha zaman lazım ona. Onun için de yani gitgide oynadığı maçların hepsinde daha iyiye gidiyor. İyi şeyler yapacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye'ye çok iyi bir oyuncu kazandıracağız bir daha yani. Buyurun. Beşiktaş ne zaman hoca arayışına girse sizin adınız geçiyor ve şöyle bir iddia okuyor. Rıza Çamur'la gittiği takımlara Beşiktaş'tan gittiği geldiği takdirde serbest kalır maddesine gidiyor bir şekilde. Böyle bir madde var mı ve Beşiktaş'tan şu ana kadar iletişime geçen olmuyor? Ya şimdi aslında burada yeri değil yani onu konuşmanın yeri değil yani şu andaki şeyde. Ya ona fazla cevap vermek istemiyorum ben çünkü şey değil yani o kulüple benim kendi aramda olan bir şey yani Sivas Spor'la olan bir şey. O yani ben onu mukaveleye falan koymadım zaten. Koydurtmadık. Başka nedenlerden dolayı. Onlar biliyorlar neyin ne olduğunu. O yüzden yani bence şimdi şey değil. Yani yeri değil. Şu anda da ben Beşiktaş'ta benim bir resmi görüşmem falan kesinlikle yok. Öyle bir şeyim olmadı. Yani olursa, gelirse ona göre zaten bakarız, ona göre konuşuruz. Yani şu anda benim hele şu ortamda bir şey söylemem mümkün değil. Yani çünkü Beşiktaş benim biliyorsunuz yani futbol hayatımın geçtiği bir yer. Sadece orada başladım, orada bıraktım futbol hayatımı. Ama Sivas da benim doğduğum, büyüdüğüm bir yer yani. İkisi de benim için çok çok önemli. Onun için yani en iyi şey neyse inşallah onu yaparız yani. Hadi Bey. Hocam Hatay maçı öncesindeki toplantıda demiştiniz ki bir galibiyete ihtiyacımız var. Ondan sonra futbol hayatımız.
Evet. Gerçekten de öyle oldu. Hiç gol yemeyen pozisyonda çok net pozisyonda vermemiş Sivas. Şimdi tabii ki biz sezon başı Avrupa kupalarına hazırlandık ve çok erken açtık sezonu. İstediğimiz şekilde de böyle oyuncu transferi de yapamadık. Transferler hatta bazı arkadaşlarımız biz başladıktan sonra geldiler. Onun için sıkıntılı bir şeyde başladık. Ve sonra maçlarımız başladığında da bayağı bir sakatlar verdik şeyde maçlarda. Özellikle Kopenhag maçında 4 stoperimiz vardı. 4'ü de sakattı örneğin. Öyle sıkıntılar yaşadık. Onun için tabii ki bu yere gelene kadar bunlar maalesef yaşanıyor. Erken açtığınız zaman veyahut da tam hazır olmadığınız zaman oluyor bunların hepsi. Örneğin işte diğer takımlarda da oldu. Avrupa kupalarında oynayan takımlar, bizim dışımızda oynayan takımlar da maalesef sıkıntılar yaşadılar. Hem lig hem Avrupa açısından. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Şimdi tabii ki sadece lig kaldığı için yavaş yavaş da toparlanıyoruz. Şu anda çok iyi değiliz ama iyiyiz. Yani önemli olan şimdi bunun üstüne koymak lazım. Bana göre Kasımpaşa maçı Galatasaray maçından daha önemli bir maç. Çünkü Galatasaray maçı 3 ihtimalli bir maç. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. Mağlubiyet, galibiyet, beraberlik olabilir ama Kasımpaşa'da mutlaka bizim puan ve puanlar almamız gerekiyor ki iyice rahatlayalım diye. Onun için de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. İşte zaman zaman işte yaşadığımız şeyler sakatlıklar. Bugün en az 5 oyuncumuz yoktu. Yani onlar da inşallah en kısa sürede geldiğinde daha alternatifli bir takım olup daha iyi şeyler yapacağız. Var mı sorumuz? Buyurun. Mehmet Özcan, sabah kasası. Hocam tebrikler. Atılan golde Galatasaray Genel Yönetim aranızda bir yola geçti. Golde ben şahsen senin birinizi gözlemledim yani minik olarak. Şunu merak ediyorum. Yata var bu pozisyonda. Topu taca veya olup alsa. Bir teknik adam olarak tepkiniz ne olur? Ben hiçbir şey o topu tabii ki Mustafa. Yani şöyle söyleyeyim olayı. Şimdi olayı ben önce görmedim. Şöyle görmedim. Üçü bir anda çarpıştılar zannettim. Ama sonra geldim şeyde baktım seyrettiğimde de Müstera ile Luandima birbirine çarpmışlar. Özellikle de herhalde Müstera direkt vurdu. Ben o olayın Mustafa'nın zaten arkasına bakmadı. Topu devam etti. Topla devam etti o. Topu döndü, aldı. Şeye verdi, Faysal'a verdi. Ne de o da attı. Yani o oyunun sıcaklığından dolayı, o pozisyonun sıcaklığından dolayı olmuş olabilir. Ama buna benzer bir Beşiktaş maçı var, Giresun maçı var. Ya yani öyle bir pozisyon olsa tabii ki ben hayatta kabul etmem yani onu. Ama orada da ben o arkadaşın da bilerek yaptığını zannetmiyorum yani. Ama Mert'in sakatlanmasıyla Müstera'nın sakatlanması bambaşka. Bu pozisyon şeyi de olabilirdi mesela. Müstera'yla Lündüm'e çarpışıp boş kaleye de atabilirdi öyle önüne gelse. Çünkü birbirleriyle çarpıştıkları için ama Müstera hiçbir şey yokken düştü, ayağına bir şey oldu. Allah korusun yani o zaman tabii ki onu kabul etmemiz mümkün değil. Ben yine de üzgünüm yani böyle bir golden de galip geldiğiniz için gerçekten üzgünüm. Yani biraz önce Fatih Hoca'yı gördüm, ona da söyledim üzgün olduğumu. Ve sonra ben hocalara söyledim, Selçuk Hoca olsun, Necati Hoca olsun, onlara da söyledim. Çok üzgünüz, kusura bakmayın dedik. Yani ama yapılacak bir şey yok. Ama ben Mustafa'nın hele bilerek yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Ha Mustafa görüp de onu atsa, taca atsa ben hiçbir şey demem. Hiçbir şey demem yani. Öyle. Buyurun. Şimdi ben onu görünce çok sinirlendim. Yani olmaması gerekiyordu ama hemen kaldırdık. Hiçbir sorun olmadı. O sadece arkadaş şeyi çekmek istemiş. Müstera'yı değil. Sadece galibiyeti, arkadaşların sevincini çekmek istemiş ama maalesef orada Müstera da olmuş. Tabii ki iyi bir şey değil ama biz hemen bana geldi hemen kaldırın dedim. Yani çok iyi bir şey değildi o. Ya bir kere ben kendisini çok takdir ettiğim bir futbolcuyum Müstera. Yani bundan önce de biliyorsunuz çok büyük bir sakatlık yaşadı. Herkes üzülmüştü o sakatlıkta. Yine ben de çok üzüldüm yani. Ama söyleyecek bir şey yok yani. Var mı başka sorumuz? Teşekkürler. İyi akşamlar.